Daha önceden Türk Sanat Müziği Koru'muz Göksel Arsoy'u ağırlamış burada. Bestekar Mahmut Oğlu ağırlamış. Ve yine ünlü bestekarımız, çok önemli gerçekten, Erol Sayan hocamızı. Güftekar Yalçın Benlican ve de yine İsmet Yazar'ı ağırlamışız. Ve bu akşam da Gönül Yazar'ı ağırlıyoruz. Ve kocaman alkışlarımızla Gönül Yazar'ı sahneye alalım mı? Çok böyle kalmış istiyoruz. Sevgili misafirler, Gönül Yazar! Çok teşekkür ederim. Ne güzel atışıyoruz değil mi arasına? Biraz önce söylediğiniz Yıldırım Gürses şarkılarım çoğunu ben plağa okudum. Son mektubu. Bu işte aşkın bahardı o falan. Daha neler var. Ondan sonra bir de bir şarkısı vardı. Ben az solistim, o benden bir evvel çıkıyordu. Orhan Buran'dan bir evvel. Hatırladınız onun şarkısı var. Ah ne yazar, ah ne yazar, ne yazar, ah ne yazar bana. Hatırladınız mı? Şimdi onu söyledi, sonra o program bitti onunla benim. Ben plağı okudum bunu, başka gazinolarda da okurken. Ah ne yazar, ah ne yazar, ne yazar, ah ne yazar bize, Gönül Yazar. Maçlarda yapılan slogan vardı sana, maçlarda. Galatasaray. Ne diyorlardı onda? Dur. Gerçekleri tarih yazar, tarihleri gönül yazar. Şimdi bir şey geldi hemen. Unutmam, söyleyeyim. Hanımefendinin eşi mi aradı? Evet. Benim eşim yok. Fakat beni de eski eşim aradı, iyi mi? Ben 20 yıl evvel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, heyecandan o gün 8 Mart olduğunu bilmiyordum. Las Vegas'ta evlendim. Meğer 8 Mart'mış o gün. 3 gün sonra da Türkiye'ye döndüm ayın 11'inde. Ondan biraz önce mesaj geldi buraya. Ve biz 20 yıl evvel evlendik, 97'de. Benim doğum günüm Ağustos'ta, Aslan Burcu'yum ben. Ondan sonra biz boşandık, ben döndüm Türkiye'ye. Şimdi o şeyde, bizi görmüş şeyde, Facebook'ta görmüş. Ondan sonra bize yazdığı şeyi söyleyelim mi size? Şimdi bizi... Suha benim vokalistim. 30 yıllık hem de. 35. Vokalistimdi, ben işi bıraktım, o da bıraktı. Hadi ben bıraktım, bıktım. Sen niye bıraktıyorsun? Bize gelen mesajda ne yazıyor biliyor musunuz? Sen mi söyleyeceğim ben seni? Kurban olayım. Mesajda diyor ki, biz ikimiz oturmuş bir şey yiyoruz.
bugün mü dün mü havaalanında mı bilmiyorum valla. Altında diyor ki, 20 sene evvel diyor buzdolabına koydular, hala ortada. Ama gönül yazar hala taş demek değil mi? Ben çok sevdim bu mesajı. Çünkü 20 sene evvel buzdolabında buza yatırılan insan aynı kalır. Bak buna benzer bir şey anlatayım size. Biz şimdi Gönül'le bayağıdır, bir 20 senedir falan tanışmışlığımız var. Tabii o zaman biz tanıştığımız zamanlar işte cep telefonları biliyorsunuz yeni yeni Android'ler şunlar bunlar gelişti. İşte laptoplar falan öyle başladı. Bir gün kaç sene önce söyleyeyim yaklaşık kapıdan girdim baktım şeyin telefonun üzerinde yeni bir laptop gelmiş. Gönülcüğüm bu nereden çıktı dedim. Yeni mi aldın? Evet dedi, yeni aldım dedi. Artık dedi şimdi internet dedi, Facebook her yere gireceğim dedi. Ben dedi Gönül yazarım, kendime dinozor dedirtmem dedi. Bak ciddi söylüyorum. O günden beri Facebook'u, Instagram, hepsi takip edebilirsiniz Gönül oralardan. Yıkıp geçiyor oraları. Çok teşekkür ederim. Hakikaten o ara herkes kullanıyordu. Ve ben saptal saptal bakıyordum böyle. Yok dedim bu iş böyle olmayacak. Herkes kullanıyor. Ben böyle bakıyorum. Cahil Cüveyla demesinler diye. İşte öğrendik şimdi. Baksana eski kocalardan mesaj geliyor. Hayır, hayır. Hepsinden gelse ne yaparız? Ya. Alo. Neyse yakında son vereceğiz. 7.yi alamadığımız için yakında son vereceğiz. Artık herhalde çıkmıyor yok. Takacağım kolunda beni. Sen de almazsan kaldım orada ben. Öldürürsün. Bak, kısmet yok, kısmetim kapandı. Hazır taş bebek demişken Gönül yazara bir sürpriz yapalım ve ona bir sürprizimiz geliyor. Ne geliyor? Hocam ne geliyor? Taş bebek pastanız geliyor. Koristlerimizden Deniz Özcan 30 sizin için yapmış ve Gazze'nin kültür müdürümüz Gürman Özkafalı. Nerede acaba Sayın Gürman Özkafalı? Can neredeler? Kültür müdürümüz. Ay inşallah düğün pastam olur. Teşekkür hocam, ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Gel gel pastanı. Doğum günüm dediğin. Çok teşekkür ederim. Bak, pastamızın üzerinde göremiyorsunuz. Ben nasıl göstersem. Hoş geldin taş bebek yazıyor. Açıklayayım. Bu altı kocadan dördü öldü. İki tanesi yaşıyor. Çünkü o Bey, hoş geldiniz. O İsmet yazarın abisi olan Necdet yazar benden çok büyüktü. Tanıyanlar da vardır içinizde tabi değil mi? İsmet çok iyi çocuktu. Necdet'i de tanımadınız değil mi? O siz ona yaşınız yetmezdi zaten. Baba kız eğlendik diyor. Senin de yetmiyordu da büyüttüler yaşını biliyorsun. Pastamızı bak kültür müdürümüz de geldi beraber keselim. Şu uğur getirsin yani. Şu son evlilikten sonra adam uğursuz geldi ya. Kısmetim kapandı. Beni buraya pasta yemeğe mi çağırdınız yoksa bir tane bir tıngır değil mi? Yakıcık yaparsam? Ben kendim alayım da damat yediriyor gibi olmasın. Pastanızı da... Teşekkür ederim. Pastanızı da kestik hocam. Ne var?
Şunu alalım ama masayı alabilir miyiz? Kültür müdürünü sorarız. Etrafta çalışanlarda uygun bir şey var. Müdür Bey, bir sürü çalışanı vardı ya. Yaş takıntım yok. Obsesif değilim. Ne olsa olur. Elden ayaktan olmasın da. Hocam, siz bir de, şimdi bana... Bir de sana güzel hediye ediyorum Savaş. Ne oluyor ya? Bunlar polislerimizin hediyesi sana. Şunu açalım istiyorum ama. Ay, polislerimizin hediyesi. Hepiniz para mı topladınız beni? Ay o hale düştüm demek. Hediyemizi görmeye lazım. Şahane ya. Çok çok güzel. Benim London. Long plane. Bak bana da gel, gidiyoruz. Bu Türkiye'de en çok 45'lik ve long plane. Sonra onunla da bu şey demedik. 6, 3 şarkı bu taraf, 3 şarkı bu taraf. 6'lı mini long play'ler çıkardım. Bu Türkiye'de en çok plak okuyan kadın benim. Artık o zaman bize de bir şey okusam diyorum. Ne diyorsunuz? O kadar mı okuyorsunuz? Okumaz mı? Rehavet söylediler. Eminden beri ben de onu söylemeyi düşünüyordum. Ferhan Hanım biliyor. Böyle gitsin bari.